Kemal Tahir, Türk romancı, yazar, senarist. Türk edebiyatının en üretken roman yazarlarından birisidir. Sözlerinden bazıları: bir memlekette insanlar namuslu olduklarıyla ayrıca övünüyorlarsa, o memleketin hali dumandır. İnsan bir kere tek başına kalmaya görsün, nerede olsa tek başınadır, meydan savaşında bile. Kadın güzel olmaya mecburdur ama bütün meziyeti bundan ibaret olmamalı. Aldanmak ehemmiyetsiz bir cezadır. Aldatmak mühim bir azap. Maskaralık yaptığın sürece seni alkışlarlar. Ciddi bir şey yaptığında kimse suratına bakmaz. Yolunu ona göre seç. Bu dünyada alınıp satılan malların en eskimezi kadın eti. Bir de yalan. İyilik yaramaz bu bizim avanak milletimize. Evet, millet değil, illet. Hürlüğünün hiç aşınmayan iki ana dayanağı vardır: çile çekme gücü, azla yetinebilme alışkanlığı. Bu iki zenginliğini hiçbir kumarcı, hiçbir oyunda kaybedemez. Seni bilmem ama ben usandım. Mucizeler memleketi vatandaşı olarak yaşamaktan. Hem mucizeden mucizeye hopluyoruz, hem kıçımızda donumuz yok. Yiğitlik eskiden bir çetinse, şimdilerde on çetindir. Çünkü çöküntü çağındayız. At izi it izine karışmıştır. Ülke devletsiz, devlet sahipsizdir. Zenginlerin, şu zenginlerin kızları hiç mi kötülük etmez? Kadınları hiç mi hovarda taşımaz? Neden hep fıkralar namus uğruna katil oluyorlar? Uykunun da bir çeşit kurtuluş sayıldığı zamanlara lanet olsun. Şairlerini gerçekten seven, onlara gerçekten saygı duyan bir toplumun, hele bu toplumu idare eden, bu toplumda etkisi bulunduğu bilinen güçlerin ödevi, şairlerinin kusurlarına bakmamaktır. Sanata en büyük sahtecilik, milli kalıplara yabancı özler doldurmakla olur. Neyi niçin aradığını önceden bilemiyorsan, hiçbir yerde hiçbir şeyi bulamazsın. Yanıldığının ispatını bile. Sanatçının politika yapması, iyi sanat yapmasıyla mümkündür. Yığını anlamak, insanı anlamak değildir. İnsanı anlamayınca yığını anlıyorum sanmak, kendini aldatmaktır. Korkuların bulunduğu yerde, bildiğimiz toplumsal suçluluk duyguları vardır. Eğer bu böyle olmasa, bütün bir toplumu delilikle, ruh hastalığına tutulmuşlukla nitelemek gerekir. Aslanın ölüsüne karşı söylenenler, dirisine karşı söylenemeyenlerdir. Eğer beni bu iddia ile yargılayanlar, o dönem gelip kitaplığımı inceleselerdi, kitaplarımın çoğunun Turancılık üzerine olduğunu görürlerdi.
Harp okulu olayında asker içinde komünizmi yaymak iddiasıyla yargılanıp ve mahkum olmasının ardından ettiği söz. Tarihten kaçmak, namustan, doğruluktan, bilgiden kaçmaktır. Büyük bir tarihi olmayan, böyle büyük bir tarihe dayanmayan toplumlar hiçbir şart altında bir büyük milli edebiyat, sanat yaratamazlar. Böyle büyük bir edebiyat ve sanat yaratamadıkça da dünya edebiyat ve sanatının vardığı çizgiye katiyen ulaşamazlar. Atom gücü, süper devletleri, dünyanın efendisi yapacak yerde, kendi icat ettikleri zincirlerle kendi kollarını bağlayan avanak maymunlara çevirmiştir. Eski zaferlerden çok bahsediliyorsa, artık yeni zafer ümitleri kalmamış demektir.